Number One TV'de Türkiye'nin bir numarasında Gönen'le beraber devam ediyoruz. Gerçek ismini olduğunda bir kez daha söyleyelim. Gönen, çünkü merak eden arkadaşımız evet. Belki olabilir. Kesinlikle gerçek ismi. Kesinlikle gerçek ismi. Nüfus kağıdından, ehliyetten, SSK kontrol edebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz gerçek ismi. Peki sıra geldi klibe yahu. Klipten bize biraz bahseder misin peki? Evet. Hayır, bahsedelim. Hayır, bahsetmek istemiyorum. Klip ilk klibim benim. O yüzden özel tabii ki de. Çok heyecan vericiydi. Çok ilk tecrübemde klip çekme konusunda ama Plato Film'den Adil Oğuz'la birlikte çektik. Klipte bir hikaye olsun, bir senaryo olsun, film gibi bir böyle izletsin istedik baştan sona kadar. Klibin de hikayesi şurada gördüğünüz gibi evde kavga edip çıkan bir kavga ettim. Korvetle biner giderim modunda olan ben ve kavga ettiğim kız arkadaşım da orada öyle evde kaldı. Tabii ki ben de arabayla gidiyorum ve giderken de flashbacklere dönüyorum, yaşadığımız hikayelere dönüyorum, eski günlere dönüyorum. Unutmasam da hiç tüm mutsuz anları, bomboş yalanları, vazgeçmem aşktan diyor ya şarkı. Hı hı. İşte öyle mutlu mutsuz anları böyle hatırlıyor işte. Arabada giderken hatırlıyorum. Klipte aslında asıl obje olarak kullandığımız bir saat var. O saatte benim için çok özel bir hediye aslında. Kız arkadaşım tarafından bana hediye edilmiş bir saat. O saati de hatta ilerleyen karelerde saçında getiriyor. Şöyle saçına toku olarak bağlamış. Güzelmiş. Saçında getiriyor. Bana kimse getirmiyor. Saçında saat getiriyor. Ya. Saçında mı bak? Geldin. İnsan da saçında saat getirir. Sen de Allah yerini versin ya. İyi fikir ama değil mi? Saçta i̇yi fikir. Böyle. Benim saçta getirsem herhalde belli de olmaz bu saçta. Kalır. Ben geçen birinde getiriyordum mesela. Şurada bir yerdeyim. Saç öyle karman çorman ki. Saati mantı belli etmez ama güzel bir video klip. Evet. Özellikle hani şey kısmını, flashback kısmı bizim ilgimizde. Flashback sınırı şey evet işte bir havuz sahnesi var. O havuz sahnesinde eline geçen her şeyi havuza atıyor. Hı-hı. Hatta benim saatim de havuza atıyor. Ben de sinirleniyorum şu sahnede. Havuza atlayıp saati alıyorum. Aa, güzelmiş. En sonunda da, klibin en sonunda da benim bulunduğum yere geliyor bir şekilde. Ve saatini unutmuşsun diyor. Ben evden çıkarken saatimi unutmuşum. Saatimi getiriyor. Alkışlar da. Ve biz de barışıyoruz orada. Vazgeçmem aşktan diyoruz. Güzelmiş. Evet. Klibin önemi büyük ya video şeylerde değil mi? Parçalarda. Kaldırıyor veya indiriyor. Kesinlikle. Yani sonuçta bir ete kemiğe bürünüyor şarkı. Hani gözümüzde kareler canlanmaya başlıyor. Klip çok önemli o yüzden. Evet. Klip iyi. Bundan başka herhalde birkaç video klip daha. Gelir gibi görünüyor. Bu halinden inşallah, inşallah yalancısın. Yalancısın. İstiyorum. Hangi seven kavuşmuş ki istiyorum. Ben oynasam klipte nasıl olur? Beraber oynayalım mı? Mesela ben ama Corvette'e binen ben olurum. Sen onu de. Söyleyeyim ya, Corvette'e binen bir meksiyon. Sen de saati saçında getir yahu. Değil mi? Ben de orada takılan, şarkı söyleyen biri kısa olurum. Kısa saçım diyor, getiremem diyor. Oğlum biz ne saçlar gördük, saat geldi. Sen oha. Hadi bakalım. Duvar saati getiriyormuş. Öf, bana kötü espri be. Bırak Allah, kapat. Yalanı değiştir. Peki, devam edeceğiz konuşmamıza, sohbetimize arkadaşlar. Evet. Gönlünü burada bekletiyoruz sizler için. Video klibimizi izleyeceğiz. Şimdi üçüncü video klibimizde sıra. Hilmi Burak. Video klibin sonunda yazıyordu. Arkadaşların ismi Hilmi ve Burak mı bilmiyorum. Ama biri hatun, biri erkek yahu. Burak tabii kız ismi oluyordu galiba, değil mi? Olmuyor. Ben duymadım pek ama. Neyse, bilmiyorum ben de. Sonunda olan isimler yazdığı için ben de onları koydum. Hilmi Burak değil ama kişinin ismi, biliyorum çünkü. Hı. Yeni parçanın ismi de. Parça ismi de enteresan. Neyse, izleyelim. Hadi bakalım arkadaşlar.